Akıllı Keçiler Ailesi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Armağan. Bugün sizlerle birlikte Loot Crate kutu açılışı yapacağız arkadaşlar. Tabi şu an ekranda gördüğünüz bu ayın teması arkadaşlar. Bu ayın temasını da hemen üye olup alabilirsiniz. Daha gönderimi devam ediyor ama elimizdeki kutu geçen ayın temasını içeren kutu. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Onları da göz atabilirsiniz. Loot Crate'den aldığınız ürünler yaklaşık olarak bir ay sonra elinize anca ulaşıyor. Tabi Amerika'dan bunu kargoladıklarını düşünürseniz bir ay sürüyor arkadaşlar gelmesi. Hatta şu arkadan ben size tarihini de gösterebilirim. Tam aşağı yukarı bir ay sürmüş arkadaşlar. Şuradan da onu göstereyim. Şunu fark edebilirsiniz. Daha önceki videolarımızı seyrettiyseniz. Bir, Loot Crate'in teması şeyi değişti. Buradaki logosu değişti. Yeni logo yapmışlar. Onu bir göstereyim. İkinci olarak da elimdeki kutu gaming kutusu değil arkadaşlar. Ben daha önceden Loot Crate'den hep gaming kutusu alıyordum. Bu ay sadece Loot Crate'in sade kutusunu aldım arkadaşlar. Bu birazcık daha ucuz. $30. Gaming kutusu biraz daha pahalı. Üstüne bir de shipment ekleniyor tabii bunların da. Onu da göz önünde bulundur arkadaşlar. Ucuz olmasının şeyi kötü tarafı sadece daha az şeyler var. Daha az ürün sayısı var arkadaşlar. Gaming'de biraz daha fazla ürün var. Bunda biraz daha az ürün var. Ama fiyatı ve içinden çıkan ürünler birbirine dengeliyor aşağı yukarı. Diyeceksiniz ki niye bunu tercih ettin? Geçen ayın teması Primal'dı. Primal'da da Overwatch, X-Men, Predator ve Jurassic Park ürünü vereceğini söylediler. Tabi buradan X-Men ve Overwatch direkt benim dikkatimi çekmişti arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Winston'ı çok seviyorum. Daha önceki videolardan da bundan bahsetmiştim. Primal ve Overwatch yan yana gelince lan dedim hani Primal konusu olan hani böyle ilkel konusu olabilecek ne var Overwatch karakteri? Koca bir goril olan Winston var. Büyük ihtimalle bunda da bir Winston ürünü vardır diye düşünüyorum. Yani ne bileyim bir figür olabilir, bir tişört olabilir. Bunun gibi bir şey varsa gerçekten bu kutu benim aldığım en iyi kutulardan bir tanesi olacak. Kutuların, kutunun içindeki ürünlerin fiyatlarını da sizlerle birlikte tahmin etmeye çalışacağız arkadaşlar. Onları da her zaman olduğu gibi fiyatlandıracağız. Şimdi kutunun açıldığına geçebiliriz arkadaşlar. Bakalım neler varmış. Şuradan hemen kutuyu açıyorum. Tabi her zaman hayıflandığım bir şey bu. Hala da şu... Aha bu sefer kolay açtım. Ha şunu söyleyeyim. Ben bu kutuyla kamyon AVM'ye girdim arkadaşlar. İçinde metal bir şey varmış. Öttü. Oradaki güvenlikle tartıştık biraz. İşte metal vardır yoktur açarsın açamazsın diye. Bakalım metal bir şey var mı çok merak ediyorum. Eğer varsa buradan özür dileyeceğim kamyondaki güvenlikten. Şuradan kutuyu açtım. Şöyle ilk size gösteriyorum. Şöyle tutayım hatta. Şöyle. Bakalım neler varmış. Şurada bir X-Men figürü. Çok güzel bir figür var. Hemen dikkatimi çekti. Şöyle göstereyim. Kutunun diğer şeylerini de göstereceğim. Tişörte bakmak istiyorum. Figür X-Men çıkınca tişört herhalde Overwatch'lu diye böyle bir ümitlendim. Ve evet arkadaşlar. Benim için kutu gerçekten bitmiştir. Yani tam istediğim, aradığım ve beklediğim ürün. Çok güzel bir Winston tişörtü. Primal Rage yazısını şuradan görebilirsiniz. Overwatch oynayan arkadaşlar bileceklerdir. Oynamayan arkadaşlarım da şiddetle oynamasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mükemmel güzel bir tişört. Bundan sonraki videolarda beni bu tişörtle çok rahat görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tişörtü çok beğendim. Hatta bu kutudaki şu an hiç daha diğerlerine bakmadan en sevdiğim ürün olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Tişörtü şöyle kenara koyalım. Gerçekten çok mutlu oldum ya. Evet. Elimizde ne var? X-Men figürü var arkadaşlar. Loot Crate özel ürünüymüş bu. Şuradan görebilirsiniz. Tabii bizde Old Man Logan var. Şu an şurada şöyle göstereyim. Yanında da öyle yazıyor. Şu arkada diğer gelebilecek şeyleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Bizde Yaşlı Adam Logan var. Tabii bu son film vardı ya Logan arkadaşlar. Ona şey olsun diye bunu göndermişler. Tabii farklı farklı Wolverine'ler de gelebiliyor. Bana Old Man gelmesi gerçekten hoşuma gitti. En azından o güzel Logan filmini bana böyle hatırlatacak güzel bir figürüm olmuş oldu. Şöyle tekrardan göstereyim arkadaşlar. Kutusu falan da gayet güzel. Neler varmış? Şöyle farklı Wolverine'ler gelebiliyormuş. Bir tane Magneto var. Şöyle göstereyim arkadaşlar onu da tekrardan size. Gerçekten bunu da çok beğendim. Bu ayın kutusu hakikaten mükemmel olacak gibi duruyor. Bakalım metal... Ha, evet. Bu metal mi? Evet. Hakikaten de metalmiş arkadaşlar. Buradan Kanyon AVM'deki güvenlikten özür diliyorum. Şöyle göstereyim. Jurassic World ürünü çıktı. Hani girmeyin işte elektrikli teller falan filan gibi böyle bir şey göndermişler. Hakikaten gerçekten çok şık, çok güzel bir şey. Hani bunu böyle kapıya falan da asarlar ya arkadaşlar. Ya da şuraya bir yere koyarsınız böyle. Çok güzel durabilir. Hani dinozorlar var, elektrikli teller var, girmeyin diye şöyle bir şey. Ve hakikaten metalmiş arkadaşlar. Kanyon AVM'deki güvenlik gerçekten doğruyu söylemiş. Onu da şöyle kenara koyalım.
Kanyona vermeden de özür dileyelim. Başka neler var? Predator'dan bir şey çıkmadı. Ha, Predator'dan da bu çıktı arkadaşlar. Bu bir gazoz açacağı. Açacak yani daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Bu da metal. Hakikaten kutunun içerisi full metalmiş. Şöyle göstereyim. Çok güzel bu da. Ya, mıknatısı değil. Mıknatısı da olsaydı benim daha çok hoşuma giderdi. Hani bir yere en azından yapıştırabilirdim. Bu böyle sadece duruyor. Hani bir anahtarlığı falan da yok. Böyle büyük ihtimalle bir yere koyacaksınız. Ondan sonra böyle istediğiniz şeyi açacaksınız. Şöyle tekrardan göstereyim arkadaşlar. Ben Predator'la fazla ilgilenmiyorum ama gayet güzel, gayet şık. Benim hoşuma gitti. Onu da tekrardan şöyle suyun içine koyayım. Bir pin göndermiş olmaları lazım bize. Evet, bir pin çok güzel bir pin göndermişler. Şöyle göstereyim. Gülen yüze bir pençe atmışlar arkadaşlar. Primal'ı simgeleyen. Gayet hoş olmuş. Ve önceki pinlere nazaran bu biraz daha büyük olmuş. Bu da hoşuma gitti. Bunun haricinde ürünlerin içinde ne olduğunu bize anlatan şöyle bir kitapçık var. Şurada farklı çıkabilecek loginları da görebiliyorsunuz arkadaşlar. 3 farklı login çıkıyormuş. Şöyle göstereyim. Normal login, Oldman login, bir de demirli login. Adamantiumlu. Onu da şöyle göstereyim. Şunun içinde bir şey daha var galiba. Evet. Follow your instincts. İçgüdülerinizi takip edin. Loot Crate bize böyle bir puzzle yollamış. Bununla ilgili bana mail atmışlardı. İşte kutunuzda çıkan şeyi alın, şöyle yapın, böyle yapın, puzzle'ları çözün. Şöyle olacak, böyle olacak diye fazla sallamamıştım. Çünkü elimde bu olmadan onu çözemiyormuşum galiba. Şöyle size de göstereyim. İçini de göstereceğim. Şöyle içini de göstereyim. İçinde de hiçbir şey yok, gözükmüyor yani. Bilmiyorum bu bulmacayı nasıl çözeceğiz. Ona da bir daha bir bakarım. Eğer siz de bu kutuyu aldıysanız ve beni izliyorsanız onu söyleyeyim. Buradan çıkan ip ucuyla size mail olarak gönderdikleri puzzle'ı çözmenizi bekliyor. Çözerseniz de hediye falan yolluyor. Ama ben hiçbir şey anlamadım. Hani size bir yardım olamayacak o konuyla ilgili. Başka neler var? Loot Gaming kutusunda da şöyle bir şey göstermişler arkadaşlar. Bu geçen ayın Loot Gaming kutusuydu. Bunun da kutu açılışı yakında olacak arkadaşlar sayfamızda, kanalımızda. Bunu da görebilirsiniz. Orada da bir Overwatch ürünü var. Ve bu tabii bu ayın kutusu geçti. Geçen ayın kutusuydu burada gösterdikleri. Bu ayın kutusunda yine bir tane daha Overwatch ürünü olacak. Loot Gaming kutusunda. Eğer Overwatch'la ilgileniyorsanız onu da bakabilirsiniz arkadaşlar. Loot Gaming alacaksanız şu aşağıdaki kodu kullanarak %10 indirim kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki kodu kullanabilirsiniz. Bu benden size hediye olsun. Bunun arkasında evet burada ipucuyla ilgili bazı şeyler daha vermişler. Bu puzzle'la ilgili bazı şeyler daha vermişler. Çeşitli gelen ürünlerle ilgili çeşitli bilgiler burada var. Şöyle göstereyim. Tişört, mükemmel tişörtümüzle ilgili şöyle bir sunum var. Başka bakalım neler varmış. Predator'la ilgili bu da iki çeşitmiş ve bana Ray Rolalı gelmiş. Şöyle göstereyim. Bana daha güzel olanı gelmiş. Bu kutuda şanslıyız. Burada da Oldman geldi bize. Şurada tekrardan göstereyim. Başka neler varmış? Şöyle bir şey var. Bu kutuyu arkadaşlar katlayarak şu hale getirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bunu bilmiyorum nasıl katlayacağız. Şimdi şurada 3-5 adım göstermişler. Bilmiyorum. Şöyle içini şöyle göstereyim size. Orada böyle adımları falan göstermişler. Bu kutuyu yapmak için biraz benim zaman harcamam lazım. Ne yapıyormuşuz? İlk önce şunu çekiyormuşuz. Falan filan. Bayağı uğraştıracak. Ve bittiği zaman işte böyle bir dinozor oluyormuş. Şuradan da göstereyim bitmiş halini. Ben bununla şu an uğraşmak istemiyorum. Böyle şeylerde çünkü biraz beceriksizimdir. Bittiği zaman da şu hale geliyormuş arkadaşlar. Onu da burada gösteriyor size. Başka neler var? Hemen hızlı hızlı göz atıyorum. Evet, şuna bakabilirsiniz. 2 tane bedava çizgi roman alabiliyorsunuz arkadaşlar bu kutu sayesinde. Şuraya giderseniz 2 bedava çizgi roman edinebilirsiniz ve internetten okuyabilirsiniz. Bu da benim size ikinci hediyem olsun arkadaşlar. Şöyle diğerlerine bakalım. Diğer loot kutusu açan insanların fotoğrafları var. Burada siz de olabilirsiniz. Eğer benim gibi böyle video çekip loot crate hashtag ile paylaşırsanız Twitter'dan. Tabii ben bu zamana kadar hiç bu resimlerde çıkmadım. O yönden de arkadaşlara kötü laflar hazırladım arkadaşlar. Şöyle loot wear almak isterseniz loot wear kutusu da çeşitli giysi ve çorapların işte o tarz şeylerin bulunduğu kutulardan diğeri. Eğer o kutuyu da almak isterseniz arkadaşlar %10 indirim kuponu bana vermiş. Bunu da ben size şöyle gösteriyorum. Şu aşağıdaki kuponu kullanarak, kodu kullanarak %10 indirimde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi klasik kutularımızdaki ürünlerin fiyatlandırmasına geçelim. Şu kutuyu şöyle aşağıya doğru atıyorum. Elimizde neler var ona bakacağız.
Bir de hesap makinesi açacağız arkadaşlar. Hesap makinemizi açtık. İlk olarak Oldman Logan'la başlayalım. Bunun fiyatı yani 50 liradan aşağı olacağını ben düşünmüyorum arkadaşlar. Gayet çünkü hani böyle bir şey almaya kalksanız Katıköy'den 50 liradan aşağı bir şey bulamazsınız. Hani 60-70 lira bile olabilir. Ki şeyleri hatırlıyorum. Bu Funko'nun büyük figürleri 70 lira falan olması lazım aşağı yukarı. O yüzden bu 50 liradan aşağı olacağını sanmıyorum arkadaşlar. 50 lirayı buraya yazdık. Şimdi ben pinlere 3 lira 5 lira öyle bir şey veriyorum. Hani çok bir şey değil. Yani hani 5 lira verelim. Küsuratlı olmasın. 5 lira da buna ekledik arkadaşlar. Predator'un açacağı şöyle göstereyim. Bu da aşağı yukarı 5 liralık bir ürün olsun. Hadi pinden daha güzel bir ürün ama yani hadi 5 olsun. Ucuza gidelim. Pahalı olunca insanlar bize çok pahalı söyledin diyorlar. Şöyle bunu da halledelim. Şimdi metalli Predator kapı zımbırtısına da şöyle tekrardan göstereyim. 10 lira falan olur böyle ürünlerde aşağı yukarı arkadaşlar. Buna da bir 10 lira diyelim. 70 liralık ürün almış olduk şimdi. Şöyle efsanevi süper Overwatch Winston temalı tişörtümüzü tekrardan gösterelim arkadaşlar. Ben buna 50 lira falan diyecektim ama 50 lira biraz fazla olacak galiba. Çünkü ben bunu çok beğendim. 40 lira diyeyim ben hadi. Bu da 40 liralık ürün olsun arkadaşlar. Bilmiyorum yani 40 liradan daha ucuza böyle baskılı güzel bir tişört bilmiyorum bulamazsınız herhalde. He ki Blizzard'ın sitesinde böyle bir şey almaya çalışırsanız Euro ile alacaksınız. Çok daha pahalıya gelecek. O yüzden 40 lira bence güzel fiyat. Buna da 40 lira dediğimiz zaman 110 lira tutarında ürün almış olduk arkadaşlar. Ben de bu kutuya aşağı yukarı 110 lira vermiştim. Ki aldığım ürünler benim hepsi çok hoşuma gitti. Özellikle Oldman Logan figürü ve bu tişört benim için çok mutlu edici oldu. Yine Kanyon AVM'deki güvenliğin kızdığı metal shield çok hoşuma gitti. Dediğim gibi Predator'ı fazla izlemiyorum ama bu açacak gayet güzel bir açacak. Bu da duracaktır. Bu pinleri de saklamayı seviyorum arkadaşlar. Bu da böyle güzel espri temalı bir pin olmuş. Onları da böyle çeşitli yerlere koyuyorum, yerleştiriyorum. O da güzel bir ürün oldu. Ben Loot Crate'in geçen ayın Primal kutusundan çok memnun kaldım arkadaşlar. Geçen ayın Gaming kutusu da yakında açacağım. Orada da Overwatch item var, bir tane figürü var. Göstermiştim. Tracer ve farklı farklı ürünler de var. Mass Effect Andromeda ile ilgili bir ürün var. Overwatch ile ilgili bir ürün var. Başka tarzda ürünler de var. Onları da açacağız arkadaşlar. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Şu aşağıdaki kırmızı butona basıp kanalımıza abone olabilir. Bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Keçiyle kalın. Görüşürüz.